Hadi abi. Aleyküm selam. Abi bizler geldiler. Sıla abi. Gözleri yaydım Mustafa. Allah razı olsun. Sağ olasın. Gel. Hacer gel sen de bana gel. Hacer gel şöyle. Kal. Geliyorum dayı. Gel. Hoş geldin. Valla neler söyleyeceğimi yani aklımın ucundan yani söyleyecek hiçbir kelime bulamıyorum yalnız. Yani ben tek Allah'a şükürler olsun ki böyle bu ülkede yaşadığımızdan dolayı ben şükür ediyen bir de bu genliğinden gelmedi. Yalnız genliğinden gelmesinin sebebi bu devletimiz hakikaten bu İçişler Bakanlığımız, Dışişler Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımız bu konuda bütün ülkede oradaki, Ukrayna'daki olan insanlara çok faydası oldu. O Allah getirdi, bir de onlar getirdi biz. Yalnız yalnız bizler değil, oradaki halka da Allah yardım etsin. Oradaki Türk, Müslüman kardeşlerimize de Allah yardım etsin. Allah bütün insanları hepsini birbirine kavuştursun. Allah oradaki O andaki oradaki savaşa Allah bir sus yapsın. Bütün dünyada buna sahip çıksın, durmasın. Kim haklıysa onun yanında dursun. Biz zaten sürekli bomba sesleri duyuyorduk, çatışma sesleri duyuyorduk ama bir savaşın olacağına ihtimal vermiyorduk. Yani bizim için savaş bir ihtimal değildi. Yani ben söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Çünkü o an, o psikoloji gerçekten çok farklı. Savaş hiçbir şekilde, hiçbir dilde, hiçbir kavramda eşi benzeri karşılığı olmayan bir şey. İnsanların hayatında gerçekten çok derin yaralar açtı. Oradaki anne babaları evlatlarından ayırdı. Bizim hayallerimiz, hedeflerimiz vardı. Bizim hayallerimiz ve hedeflerimiz de oranın enkazlarının altında kaldı. Yani söyleyecek hiçbir şeyim yok. Allah sadece orada kalanlara yardım etsin. Biz çok şanslıyız gerçekten. Peki tahliyeler nasıl oldu? O savaş başlarında siz kendinizi nasıl koruyordunuz? Nasıl çıktınız buraya kadar? Biz kendimizi kendi imkanlarımızla koruyorduk. Tahliyeler başladıktan sonra biz yaklaşık 4 gündür falan yoldayız. Ondan önce kendi imkanlarımızla tren garına gittik. Tren garında Türkiye özel bir tren tahsis etmişti. O trenle Çerniski sınırına gittik. Orada sınırda yaklaşık 15-20 tane otobüs vardı. Otobüslere bindik. Ondan sonra da Romanya sınırına gittik. Romanya sınırını otobüslerle geçtik. Türkiye tekrar bizim için Türk Hava Yolları'ndan özel uçak tahsis etmişti. Uçaklarla Türkiye'ye geldik. İstanbul'a indik. İstanbul Yeni Havaalanı'na. Türkiye Cumhuriyeti yani size orada her türlü desteği sağladı. Evet. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, A'dan Z'ye, M'ye geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Peki orada kalan arkadaşlarımız var mı şu an? Zaten 5 gün çocuğumuzu görüntülü arayamıyorduk. Her aradığımızda meşgule atıyordu. Yani Allah basından da razı olsun, devletten de razı olsun. Allah hiçbir ana babaya yavrum dedirtmesin. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun. Demek ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani 5 gündür, 6 gündür televizyondayız. Ukrayna-Rusya savaşını daka daka biliyoruz. Ve çocuklar oradan çıktığı gün yurtta, okulda bombalandı. Yani Allah devletimizden razı olsun. Çocuğumuz orada kalmış olsa ben şu anda parçasını bile bulamazdım. Allah evet, hepimizden benim razı olsun. Çünkü şu anda çocuğun kaldığı yurt bombalandı, dümdüz oldu. Benim kaldığım yurt, biz yurdu tahliye ettikten yaklaşık 26 saat sonra bombalandı. Okuduğum üniversitede aynı şekilde, bombalandı. Harkov'da hiçbir şey kalmadı. Sadece Harkov'da değil, Ukrayna'da hiçbir şey kalmadı.